643. En yeni gelişme. Birinci, ikinci ve üçüncü boyut varlıklarıyla dünyada beraber yaşamakta olan varlık grubu sayısı, dış mekan nordikleriyle iç mekan nordiklerini tek bir tür olarak sayarsak 4'tür. Dış ve iç mekan nordikleri reptilianlar, dragonlar ve deniz kızları. Tabidir ki her bir varlık grubu tek bir boyutta değil, birkaç boyutta yaşam sürmektedir. Biz varlıkları dış mekan ve iç mekan varlığı olarak tarif ettik ama bu kesin olarak bilinmelidir ki her bir boyut varlığı kendini dünyanın en dışında olarak algılamaktadır. İkinci boyutta Antarktika sularında deniz insanları yaşamaktadır. Ama dünyanın merkezinde deniz olmadığı halde orada yaşam sürmekte olan varlıklar efsanelerdeki deniz kızlarına benzedikleri için ben onlara da deniz kızı dedim. Her an sınavdasın. Allah sistemi sana düşündüklerinin gerçekleşmesinde ve yaşam programını gerçekleştirmende yardımcıdır. Tüm her şey sana bağlıdır. Sana dışarıdan hiçbir güç hiçbir şeyi empoze edemez, etki edemez. Çünkü sen betonova laboratuvarında bulunan bir küpçüğün içindesin. Falcı ve fal. Avatar ne düşünürse onu yaratıp içinde yaşar. Bu konu kapsamlı olarak anlatılmıştır. Avatar tek başınadır ve üçüncü boyuta doğmazdan önce kendi bilinç seviyesine ve eksiklerine uygun olarak dördüncü boyutta yapmış olduğu yaşam programına uygun olarak her düşündüğünü yaratarak içinde yaşar. Avatar'a hiçbir konuda hiçbir güç etki edemez. Gelmiş ve gelecek yoktur. Fal diye bir şey yoktur. Sen anda düşünüp yarattığını yaşıyorsun. Düşünülmemiş bir şeyleri sana gelecek olarak anlatmak hakikat bilincine uymaz. Zaten falcı denen de avatarın yansımasıdır ve yansımalar avatar düşündüğü an avatarın düşüncesini gerçekleştirmek için hareketlenirler. Avatar'ı vizyonunda olacak diye anlatılanlar avatar tarafından yoğun olarak düşünülüp yaratılabilir. Avatar vizyonunda falcının kendisine söylediklerini yoğun olarak düşünüp yaratabilmişse avatar falcı doğru söylemiş der. Avatar'ı vizyonunda falcının söylediklerini avatar yoğun olarak düşünüp yaratamazsa falcı geleceğimde ne olacağını bilemedi der. Fal diye bir şey, falcı diye bir şey yoktur. Avatar tek başınadır. Düşünülen yaratılabildiğine göre gelecek denen düşünülmemişler de daha yaratılmamış demektir. Düşünülmemiş, yaratılmamış bir şeyleri yansıma bilemez. Sen geçmiş diye düşündüğünü de o an yaratıyorsun. Falcı olan yansıma sana o an geçmiş olarak düşündüğünü senin geçmişin olarak söyleyebilir. Bu konu zihninin sana oynadığı oyundan başka bir şey değildir. Falcı rolündeki yansıma sadece anda var. Sen olmayan geçmişi düşünürsen korkuların olur. Olmayan geleceği düşünürsen endişelerin olur. Anda yaşa. Tek başına olduğunu bilerek yaşa. Farkındalıkla düşün. Yarat ve yarattığının içinde korkusuz ve endişesiz huzurla yaşa. 644. Rüyada görülenin gerçekleşmesi. Kendini uyanık olarak varsaydığın yaşamın üçüncü boyuttaki yaşamındır. Kendini uyuyor olarak varsaydığın yaşamın ise dördüncü boyuttaki yaşamındır. Kendini uyuyor olarak varsaydığın yaşamındaki algıların rüya olarak isimlendirilmektedir. Rüyada yaşanıp uyanıkken de aynı olayların gerçekleşmesi durumundaki rüyalar haberci rüyalar olarak isimlendirilmişti. Hakikat bilincine göre tesadüf yoktur. Önce ve sonra da yoktur. Avatar rüyada yaşadığını düşünüp de yaşamıştır. Dolayısıyla aynı düşünce uyanıkken de devam ettirilirse herhangi bir şey yoğun olarak düşünüldüğünde ona avatar kendinden enerji vermiş olur. Enerjiyle beslenen düşünce duygu haline gelir. Duygu haline gelen düşünce de avatarın karşısına ortam, varlık ve olay olarak çıkar. Avatar da rüyada gördüğünün uyanıkken gerçekleştiğini zanneder. Halbuki tüm boyutlar birer çanak gibi birbirinin içindedir ve avatar vizyon manyetik alanın 19 boyutunda kendi düşündüğünü yaratarak içinde yaşar.
Kişiler eşleriyle neden geçinemez? Bu konuda odak noktası avatardır. Avatar yansımasıyla evlidir. Yansımalar da kendi aralarında evliymiş gibi rol alarak avatarın kendi kendini yetiştirebilmesi için ona yardımcıdırlar. Yansımaların hareketlerinden dolayı oluşan olaylar hakkındaki düşüncesi avatarın sınavıdır. Evlilik motoru veya beraberlik motoru bir artı ve bir eksi uçla çalışır. Taraflardan biri negatifse diğeri pozitif olmak mecburiyetindedir. Taraflardan biri pozitifse diğeri negatif olmak mecburiyetindedir. Avatar her an karşısındaki yansımasının büründüğü kutbun tersi olmak durumundadır. Yanındaki yansımasıyla beraber yaşayamayan avatarın arzu ve beklentisi varsa, egosu varsa karşılaştığı eş arzusu beklentisi doğrultusunda değil, dolayısıyla onu kötü, çirkin ve yanlış olarak nitelerse onunla beraber yaşayamaz. Halbuki avatar karşılaştığı eşten hoşgörü, feragat, fedakarlık, sabır, diğerkamlık öğrenmelidir. Avatarın eşi negatifse, o an avatar da negatif bir durumdaysa o evlilik yürümez. Avatar nötr düşünceye sahipse, eşi ne kadar negatiflik yaparsa yapsın o evlilik yürür. Sen avatarsın. En yakın akraban öldüğü için her gün mezarlığa gidip onun iyiliği için dua ediyorsun. Askersin, sınır mevzisinde nöbettesin. Karşıdan bir çocuğu elinde tutmuş yürüyen birisi geçiyor. Düşman diye onları öldürmek amacıyla ateş ediyorsun. Senin düşmanın olan bölgede karşıdan geçen çocuk, yeniden doğmuş olan senin akrabandır. Bu ne yaman çelişkidir ki yakın akrabana dua ederken diğer taraftan düşman saydığın çocuğa ateş ediyorsun. Ölen akraban da senin yansımalarından biridir. Düşman saydığın çocuk da senin yansımalarından biridir. İdrak et. Tüm algılamakta olduğun herkes, dini, dili, ırkı, milliyeti, cinsiyeti, ne olursa olsun senin yansımandır. Yansımalar senin bedenini oluşturan hücrelerin yansımasıdır. Yansımaların bilinçlerinin toplamı senin bilincine denktir. Bunu idrak edene kadar kendi kendine mücadele edeceksin. Duygu fırtınaları yaşayacaksın. 645. Kara delik, foton kuşağı ve anne. Anne çok önemlidir. Kara delik kozmik yapıları bir taraftan alır, birleştirerek diğer tarafa geçirir. Gezegenler birleşir, güneş sistemi olur. Güneş sistemleri birleşir, galaksi olur. Galaksiler de birleşir, alem olur. Foton kuşağı da canlıları birleştirir. Nar taneleri birleşir, nar olur. Narlar birleşir, nar ağacı olur. Nar ağaçları da birleşir ve nar bahçesi olur. Anne de yaratan boyutunda işlem görüp dördüncü boyuta inen hücreleri Azrail sistemi sayesinde kendi ana rahminde toplayıp bütünleyerek çocuk olarak üçüncü boyuta çıkarır. Kara delik, foton kuşağı ve anne aynı sistemde çalışır. Sen onları ister iyi güzel doğru, istersen kötü çirkin yanlış olarak nitele. Üst beninden ve üst boyut varlıklarından gelen öneriler sadece senin evrim almana ve bilincini yükseltmene yardımcıdır. Öğrendiklerini hayatına geçirmen ve otomatik olarak kullanman gerektiğini bilerek, farkındalıkla davranarak hızlı bir bilinç aşaması yapabilirsin. 646 deneyim. Okumak, bilgi sahibi olmak sadece bir adımdır. Hayat deneyimi ise yüksek bir farkındalık ister. Yaşamında karşılaştığın olayların sana bir şeyler anlattığını bilmelisin ve o anlatılmak isteneni bulmaya çalışmalısın. Alınan bilgilerden yola çıkarak öğrendiklerini hayatında otomatik olarak kullanırsan o bilgiler bilincin haline gelir. Teknoloji akıla dayanır. Teknoloji güçle birleşince etkisi artar ama sadece akıl güç ve teknolojiden üstündür. Akıl gücü de teknolojiyi de ileriye götüren nedendir. Avatar vizyon manyetik alanında tek başınadır. Bilgi kozmik akım olarak perisipirisi sayesinde üst beninden almaktadır. Avatar bilgileri kitap, ses, görüntü olarak veya yansımaları sayesinde almaktadır.
Avatar verilmekte olan bilgileri canla başla hayatında kullanmaya gayret ederse kazanır. Verilmekte olan bilgilerden dolayı bilgileri verenle alay etmeye, dalga geçmeye çalışan avatar ise yerinde sayarak kaybeder. Yansımalar aldıkları rollerle üst beynin kopyası olan avatarın üst beyninin bilinç seviyesine ulaşmasını sağlayabilmesi için ona yardımcı olmaya çalışırken egosunu devrede tutarak yerinde sayan avatar kaybedecektir. Senin için katı olan mekan kendi hızından dolayıdır. Çünkü senle üzerinde bulunduğun mekan bandı aynı hızdadır. Titreşiminiz aynıdır. Boyutlar yükseldikçe mekan bant hızı da artar. Mekan bant hızı da artar. Mekan bant hızı arttıkça madde yoğunluğu azalır. Her bir yoğunlukta yaşam sürmekte olan varlıklar da yaşam sürdükleri mekanın yoğunluğuna denk yoğunluktaki formlara yani bedenlere sahiptirler. Her bir boyut varlığı kendi mekanında mekan hızını ve mekan yoğunluğunu senin kendi mekanında senin hissettiğin gibi hisseder. 647. Teknolojik değişim sayesinde yanındadırlar. Geçen akşam ön bahçemde oturuyordum. Karşıma çiftli bir Nordik gemisi geldi. Sonra ayrıldı. Biri kayboldu, diğeri de biraz sola geçti. Resimlerini çekip yayınladım. Bir gün sonra markette çok eskiden tanıdığım bir kızla karşılaştım. Ben tekstil mühendisi olduğum halde 1985 ve 95 yılları arasında 9 yıl müddette Belediyeler Birliği'ne ait Lefkoşa fırınının sorumluluğunu yapmıştım. Ve o kızı haftada iki defa çıkardığımız kepekli ekmekten ayırıyordum o kıza. Kızı en son 22 yıl önce gördüğüm halde aynı gençlikte aynı güzellikteydi. Birkaç dakika konuştuk ve gitti. Sonra aklıma geldi. Bu kız Nordik insanı mıydı acaba? Çünkü devamlı olarak talep ediyordum. İletişimdeyiz ama sizi bedenen de görmek istiyorum diye. Meğer onlar işlem görmeden üçüncü boyuta bedenen inemediklerinden bana android bir kız gönderiyorlarmış. Her mekanda o mekan varlıkları için an andır. Mekan bant hızına göre sadece mukayese edersen boyutlardaki anın farkındalığını mekan bant hızından dolayı anlarsın. Beşinci boyut varlığı kendi mekanda mekan hızını senin mekanını algıladığın gibi algılar. Tüm düşüncelerin nötr olsun. Nötr düşüncede özgürlüğün saklıdır. Beklediğin cennetin saklıdır. Zihnini aş, öz bilincine ulaş. Üst boyut varlıkları iletişim kurabilecekleri avatarı rastgele seçmiyor. Her bir boyutun ve her bir boyut frekansının gücü ve hızı farklıdır. Belirli bir güçteki manyetik alanda sadece o gücün dengi olan güçteki varlıklar bulunur. Yani her bir belirli hızdaki koşu bandında o hızda koşabilenler bulunur. Üst boyut varlıkları kendi bilinçlerindeki, kendi hızlarındaki, kendi DNA yapılarındaki varlıklarla iletişim kurabiliyorlar. Sen de bilincini yüksel, bilinçli iletişim kur. Üst sonsuzdan alınmakta olan bilgi tek bir bilgi olduğu halde her frekans o bilgiyi kendi gereği gibi anlamlandırıyor. Her boyut 343 frekansa sahiptir. O nedenle akmakta olan bilgi her boyutta 343 anlam taşımaktadır. Her bir küp diğer küplerden ayrıdır. Her bir küpte tek bir avatar bulunur. Üst benin sensin. İçinde bulunduğun manyetik alan senin aurandır. Senin manyetik alanındır. Algılamakta olduğun tüm her şey ve herkes üst benini oluşturanların yansımasıdır. Sen de üst beninin kopyası olan avatarsın. Dolayısıyla bu ortamda sen varsın. Senden başkası yoktur. Tek bir sen varsın. Sen benim yansımamsın, ben de senin yansımanım diye bir şeyin olanağı yoktur. Her bir küp tek bir kişiliktir. 648 boyutlar ve varlıklar. Eskiden kozmik yapının yani uzayın tam olarak bilinemediği dönemlerde üst boyut varlıklarına, üçüncü boyut insanınkine benzer formlara yani bedenlere sahip oldukları için cemal sahibi insan anlamında cinlermişti. Sonraları uzay keşfedilmeye başlandığında onlara uzaylı dendi. Daha sonra dünyanın da uzayda olduğunu ve dünyalıların da uzaylı olduğu düşünülerek onlara dünya dışı varlık denmeye başlandı.
Şimdilerde ise tüm gezegenlerin ve tüm güneşlerin dış yüzeylerinde ve iç kademelerinde de varlıkların yaşam sürmekte olduğu, hiç boş yerin var olmadığı idrak edilmiş bulunuyor. Şimdi artık dünyanın yüzeyinde üçüncü boyut insanı olan Homo sapienle birlikte dış mekan nordiklerinin beşinci boyut düzeyinde yaşam sürmekte olduğu, dünyanın iç kademelerine ise dıştan merkeze doğru sırasıyla iç mekan nordiklerinin, reptilyanların, dragonların, deniz kızlarının yaşam sürmekte olduğu biliniyor. Bu nedenlerle onlara üst boyut varlığı diyoruz. Dünyalı olarak Homo sapienlerin bugünkü teknolojiyle araştırma yapmak amacıyla birçok uzay birimine gönderilmiş olan araçlar o birimlerin sadece üçüncü boyutunu algılamaktadır. Araştırma yapılan uzay birimlerinin üçüncü boyutunda yaşam varsa bulunacaktır. Varlık yaşamı üçüncü boyutun üzerinde ise araştırmacılar o boyutları inceleyemediğinden onlar hakkında bilgi sahibi olamamaktadır. İleri teknoloji dönemlerinde haklılığımız anlaşılacaktır. 649 Atlantis ve Kıbrıs. Biliyorsun, vizyon manyetik alan hakikisinin kopyasıdır. Atlantis olayı hakiki kozmik yapıda gerçekleşmiştir. Sen olan avatarın içinde bulunduğu vizyon manyetik alan hakikisinin kopyası olduğundan her yerin ve her olayın izini taşımaktadır. Kıbrıs, Atlantis şehrinden su yüzünde kalan iki kara parçasından biridir. İkincisinin İsveç olduğu söylenmektedir. İsveç sonradan şimdiki yerine gitmiş. Dünyanın bir manyetik alanı var ve bu manyetik alan dünyanın her boyutunu yerinde tutan bir güçtür. Üçüncü boyut dünya varlıklarının negatif düşüncelerinden dolayı üçüncü boyutu taşıyan manyetik alan ters dönebilirdi. Bu nedenle de dünyanın taşımakta olduğu 19 boyutun dengesi allak bullak olurdu. Bunu düşünen üst boyut varlıkları ince hesaplar yaparak dünyanın üçüncü boyutunun birçok yerine gereken büyüklükte ve yönde irili ufaklı piramitler yerleştirdiler. Piramitleri küremsi bir nesne olan dünya üzerine yüksek analitik bir geometriyle ve dünyanın ve gezegenlerin diğer güneş sistemlerinin ve de Samanyolu galaksisinin dönüş ve yörüngelerini de düşünerek yerleştirmişler. Dünya üzerinde bulunan piramitlerin birer kenarlarının uzaya uzantısının kesişme noktasının iz düşümünde Kıbrıs Lefkoşe bulunmaktadır. Dolayısıyla Kıbrıs Lefkoşe, dünyanın üçüncü boyut manyetik alanının dünyaya kilitlenmesini sağlayan bir kilit noktasıdır. 650 Kıbrıs, Kabe, Kudüs. Kudüs, üç dini birleştiren bir şehirdir. Kabe, Hacerül Esvet'i muhafaza eden bir mekandır. Hacerül Esvet, Sirius'tan gelmiş bir bilgisayardır. Kıbrıs, Atlantis ve Kilit. İsrail bayrağı Birleşik İnsanlık Realitesi ve Allah Sistemi sembolüdür. Yahudi Kadim Şamdanı yarım çember düzeninde ve yedi kolludur. İki şamdan Allah sistemindeki piramitler gibi karşılıklı getirilirse iç içe çemberler şeklindeki Atlantis şehrinin şeması elde edilir. Hiç tesadüf yoktur. Hz. Musa, Yahudiler, Mısır ve Atlantis birbirleriyle ilişkilidir. O nedenle Kıbrıs, Kabe ve Kudüs güçlü bir manyetik alana sahip bir üçgen oluşturmaktadır. Bu üçgen tepe noktasındaki Atlantalı ve mutlak boyut varlığı ile bir piramit oluşturur. Arkadaş, Kıbrıs ve İsveç'i birbirine bağladınız. Bunun yer bilim açısından mantığı var mı? İsmail Keçeci, bilgi bu şekildedir. Atlantis dünyasal kara parçası değildi. Dik şeklinde bir ana gemiydi. Parçalandığı an İsveç parçası hareketlenerek şimdiki yerine yerleşmiş. Söylem bizden, araştırma senden. Karşındaki ister Cebrail isterse kendi halinde bir kişi olsun. Kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi karşındakine yapma. Avatar her an kendi düşünce, duygu ve davranışından sorumludur. Karşına çıkan ortam, varlık ve olaylar senin sınavındır. Tüm algıladıkların üst beninin bedenini oluşturan hücrelerinin yansımasıdır. Yani onların toplamı sensin.
Onları değiştiremezsin. Onlar senin kendi kendine yetiştirebilmen için sana yardımcıdır. Sen kendini değiştirirsen onlar da değişir. Tüm üst boyut varlıkları senin için meleksi varlıklardır. Özel melek denen bir varlık türü yoktur. Genel olarak dört tane melek sistemi vardır ama bunlar varlık değil, varlık topluluğudur. Cami, Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil sistemlerinin kısaltmasıdır. Gereğinde Betonova laboratuvarında görevli olan bir mutlak boyut varlığı, laboratuvardaki senin içinde bulunduğun küpün manyetik alanına, yani senin vizyon manyetik alanına, Cebrail'i sistemin canlı son piramidi olarak kendini Cebrail olarak ama insan görünümünde yansıtmaktadır. Öldür, sen olan seni öldür denmiyor. Senin vizyon manyetik alanında sen olan yansımalarını öldürmen hiçbir işe yaramaz. Egonu, kibirini, gururunu öldür ki öz bilincine varasın. Betonova'da hakiki insan olasın. Fark et. Hakiki kozmik yapıyı ve varlıklarını anlatırken, hakiki kozmik yapının ilk cüzünün 19 boyutlu kopyası olan vizyon manyetik alanı ve varlıklarını da anlatıyoruz. Vizyon manyetik alan, hakiki kozmik yapının ilk cüzünün kopyasıdır. Avatar, Rahman boyutundaki Adlantalı'nın kopyasıdır. Anlatımda hakiki kozmik yapı ve varlıklarıyla vizyon manyetik alandaki avatarın benzerlik ve farklılıklarını da açıklıyoruz. 651. Betonova'da yaşam hakkı. Üst ben hakiki kozmik yapının Rahman boyutunda halen yaşam sürmekte olan Adlantalı'dır. Oluşturulmuş vizyon manyetik alanda bulunan sen, üst beninin vizyon manyetik alandaki kopyasısın. Üst beninin DNA'sında kayıtlı olan bilgi senin DNA'nda da kayıtlıdır. Sen bilinç aşaması yaptıkça DNA'ndaki bilgiyi açığa çıkarıyorsun. Sırasıyla şeriat, tarikat, marifet, hakikat, enel hak, vahdet-i vücut, ruhsal boyut, bilinç aşamalarını aşarak vizyon manyetik alan olan Gürz'ün 19. boyutun son frekansına ulaşabilirsen Adlantalı olan üst beninin öz bilincine ulaşmış olursun. Bu aşamada da Betonova'da hakiki insan olarak yaşam hakkı kazanacaksın. Hakiki kozmik yapıdaki varlık da bu aşamaları aşarak 20. boyuttan başlayan mutlak boyut bilinç aşamasına adım atmış olur. Robot ve insan. Bu proje Betonova'da yaşam sürebilecek insan yetiştirilmesi projesidir. Kopya olduğu halde bilinç seviyesi, şuur seviyesi, evrimi ve beden hızı 19. boyutun son frekansına kadar yükselmiş olan varlıklar ancak Betonova'nın ilk boyutu olan ve Alfanova'nın 20. boyutunun frekansında olan mekanda yaşam hakkı kazanacaktır. Bu hak avatarın canını dişine takarak istek ve gayretle çalışması neticesinde ve de özgür iradeyle elde edilmektedir. Mutlak boyut varlıkları, Betonova için 20. boyutta yaşam sürebilecek varlık yaratabilme yetenek ve teknolojisine sahiptirler ama bu şekilde yaratılabilecek varlık sadece robot olur, insan olmaz. Birleşim hakiki Alfanova'ya ait bir işlemdir. Sen vizyon manyetik alandasın ve hakiki Alfanova'da halen yaşam sürmekte olan Adlantalı'nın kopyasısın. Sen o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamısın. Birleşime ihtiyacın yoktur. Vizyon manyetik alanda sen boyutlarda bedenen değil, şuursal olarak yükselmektesin. Ama yine de devamlı olarak kendini üçüncü boyuttaymış gibi saysan da şuurun bilincini gerektirdiği beden titreşimine her an yaratan boyutunda hücrelerinin gördüğü işlem sayesinde sahip oluyorsun. 652 İbadet. Şeriat bilincinde Allah'ın birliği, bütünlüğü, büyüklüğü öğrenilir. Kozmik kitaplarda sosyal yaşamın düzene girmesi için önerilerde bulunulur. İbadetler görülebilir, işitilebilir. Şeriat bilincinde La ilahe illallah, Allah'tan başka tapacak yoktur anlamındadır ve şeriat bilincinde Allah'a tapılır. Şeriat bilinç seviyesi kendine hizmet seviyesidir. Allah hakikatte bir yetiştirme ve ulaştırma sistemidir, güç değildir.
Tanrı bir güçtür. Tarikat bilincinde ve sonrasında La ilahe illallah, Allah ilah değildir anlamındadır. Tarikat bilincinde Tanrı'ya ulaşma çabası söz konusuyken şekil ibadeti de devam eder. Marifet ve sonrası bilinç aşamalarında şekil ibadeti yoktur. Ama Tanrı'nın birliği, bütünlüğü ve büyüklüğü kabul edilmiştir. Şeriat bilincinden sonraki bilinç seviyesi başkasına hizmettir. Başkasına hizmet aşamasında avatar şekil ibadetinde bulunmaz ama Allah'ın yani Tanrı'nın birliğine, bütünlüğüne, büyüklüğüne anlamlarını tam olarak kavrayıp bilmese bile inancı sonsuzdur. Sonraki bilinç aşamalarında ise Tanrı'ya hizmet aşaması başlar. Sekizinci boyut olan ruhsal boyut bilinç aşaması ve dokuzuncu boyut olan rafsal bilinç boyut aşamasında Tanrı'ya hizmet aşaması öz ibadetidir. 653. Allah sistemi ceza ve ödül vermez. Avatar için ne ceza var ne de ödül. Avatar için sadece evrim ve tekamül vardır. Allah sistemi üst benliğinin kopyası olan sen olan avatarın kendi kendini yetiştirebilmen ve ulaşmayı düşündüğün frekanslara ulaşabilmen için sana yardımcıdır. Allah sistemi sana senin yaşam programını gerçekleştirebilmen için yardım eder. Ceza ve ödül. Ham olan avatarın düşüncesinin neticesidir. Ham olan avatarda arzu ve beklenti var ve avatar arzusu ve beklentisi doğrultusunda olanları iyi, güzel ve doğru olarak niteler. Arzusu ve beklentisi doğrultusunda olmayanları da kötü, çirkin ve yanlış olarak niteler. Tabidir ki bu düşünceler birlik bilincinde olmayan ve bu kozmik yapıda tek başına olduğunu, dolayısıyla birlik bilincinde olması gerektiğini bilemeyen avatar için geçerlidir. Avatar algılamakta olduğu herkesin ve her şeyin üst beninin bedenini oluşturan hücrelerin yansıması olduğunu bilemediğinden bu yansımaları düzeltmeye, kendine göre hizaya getirmeye çalışmaktadır. Avatar geçmişin ve geleceğin kesinlikle var olmadığını, anda yaşamakta olduğunu bilemediğinden geçmişi düşünerek korkular yaratarak, geleceği düşünerek endişeler yaratarak yaşamaktadır ve arzusu, beklentisi doğrultusunda olmayanları kendi korku ve endişelerinin gerçekleşmemesini düşünerek engellemeye çalışarak, arzu ve beklentisi doğrultusunda olanları da azmettirmeye çalışarak neticede onlara cezalar ve ödüller vermektedir. Avatar yansımalarının düzeltilemeyeceğini bilememektedir. Aslında yansımalar avatarın kendi kendini yetiştirebilmesi için ona yardımcıdır. Üst ben olan Atlantalı tüm yansımaların toplamıdır ve sensin. Üst benin kopyası olan avatar sensin. İçinde bulunduğu manyetik alan üst beninin aurasının yansımasıdır. Yani senin aurandır, senin manyetik alanındır. Sen kendini düzeltirsen algılamakta olduğun yansımalar da sen oldukları için düzelir. Zaten yansımalar senin düşündüğünü gerçekleştirmek için hareketlenirler. Sen de bu hareketleri değerlendiriyorsun. Koşu bandını düşün. Bir nolu hızla yürüyorsun ve bu hıza alıştığın için iki nolu hıza geçersin. Birinci hızdan vazgeçtiğin için ceza alır mısın? İkinci hıza geçtiğin için ödül alır mısın? Bilinç aşamaları da aynıdır. Her bir bilinç aşamasının manyetik alanı farklıdır ve bilinç manyetik alanları gittikçe yükselen güce sahipken her bir manyetik alana ait mekan hızı da farklıdır ve gittikçe güçlenmektedir. Her bir bilinç seviyesinde DNA yapısı değişmekte ve güçlenmektedir. Her bir bilinç seviyesine ait varlık formunun hızı farklıdır ve gittikçe yükselmektedir. Dolayısıyla avatar ilk bilinç seviyesi olan şeriat bilincinin doyumunu sağlayıp tarikat, marifet, hakikat, enel hak, vahdedi vücut, ruhsal boyut, rafsal boyut, mutlak boyut bilinç aşamalarına geçtikçe cezalandırılmaz ve de ödüllendirilmez. Zaten kişinin idrak etmiş olduğu ve layık olduğu bilinç seviyesi, o bilinç seviyesinin gerektirdiği DNA yapısı, form hızı, mekan hızı ve gücü onun liyakat hakkıdır. Zihninin ötesine geç deniyor. Sana söylenene, gösterilene inanırsan, mantığının önceden kabul etmediğini kabul eder ve o yönde düşünmeye, hareket etmeye başlarsın.
Aksi halde sadece yerinde sayarsın ve bilinç aşaması yapamazsın. İlk yapılacak olan bilgi verene inanmaktır. İç sesinin sana söylediklerini negatif veya pozitif olarak niteliyorsan, bu ses zihninin sesidir. İç sesinin sana söylediklerini nötr olarak değerlendiriyorsan, bu ses üst beninin sesidir. 654. Karşılıklı görev. Sen olan avatar bir bilinçsin. Bilinç olarak geliştikçe boyutlarda ilerliyorsun. Beden yani form hücrelerden ve organlardan oluşmaktadır. Her isim alan birey zaten bilinçtir. Sen olan bilinç bedenini oluşturmakta olan bilinçlerin öğretmenisin. Onları yetiştirmekle görevlisin. Bedeni oluşturan bilinçler de senin öğretmenliğin karşılığında birleşerek sana astronot elbisesi görevini yerine getirmektedir. Bu astronot elbisesi sayesinde sen de boyutlarda deneyim sahibi oluyorsun ve kendi kendini yetiştiriyorsun. Hakiki kozmik yapıda az sonsuzdan üst sonsuza uzanırken her bilinç veya vizyon manyetik alanda az sonsuzdan 19. boyutun sonuna uzanırken vizyon manyetik alanında tek başına olan her avatar kendini oluşturan hücrelerin yoludur. Hücreler de yolcudur. 1. Avatarda bilinç olarak üst beninin simülatörü olan vizyon manyetik alanda yolcudur. Vizyon manyetik alan ise yoldur. Yani her bilinç hem yolcu ve hem de yoldur. Her bilinç kendinden küçükler için yoldur. Nar taneleri yolcuysa nar onların yoludur. Narlar yolcuysa nar ağacı onların yoludur. Nar ağaçları yolcuysa nar bahçesi onların yoludur. Bir avatar. Yarını planlamazsak yarınki o an geldiğinde ne yapacağız diye sordu. İsmail Keçeci, sadece an var. Yarının geleceğini şu an düşündün. Biz de eskiden beri satış yerlerine bir levha koyarlar. Bugün peşin, yarın veresiye. Aslında zaman yoktur ve hatta an bile yoktur. Senin zaman ölçün sadece üzerinde bulunduğun koşu bandının hızının yani mekan hızının ölçüsüdür. Yansımaların kendi aralarındaki iletişimler ve senle yansımaların arasındaki iletişimler senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdır. Odak noktası sensin. Her an her düşündüğün senin sınavındır. Yoktan var olmaz, var olan da yok olmaz. Mekan hızı arttıkça madde yoğunluğu azalır. Bunun tersi olarak da mekan hızı az olan yerde madde yoğunluğu çok olur. Maddeleri ya sen düşüncenle hızlandırır veya yavaşlatırsın veya da o anda orada var olmayan bir şeyi oraya herhangi bir üst boyut varlığı getirip koyar ve onun hızını üçüncü boyut seviyesine indirirse senin için o şey görünür olur. Bunun tersi de doğrudur. Atlantalı avatarın üst benidir. Avatar üst beninin kopyasıdır. Avatar öz bilincine yani üst beni olan Atlantalı'nın bilincine ulaşınca hakiki insan olarak Betonova'da yaşam hakkı kazanacaktır. Sen olan avatar hangi boyuttaysan o boyutun 343 frekansını senin yansımaların paylaşır. Sen de bu frekanslardan birindesin. Senin bulunduğun frekansın üstündeki frekansları paylaşan yansımaların senden bilinçliymiş gibi rol yaparlar. Senin frekansındaki yansımaların seninle aynı bilinçteymiş gibi rol yaparlar. Senin bulunduğun frekansın altındaki frekansları paylaşan yansımaların senden daha düşük bilinçteymiş gibi rol yaparlar. Üst boyuttan gelen bilgi mutlak bilgidir. Gönderilen bu bilgiyi her bilinç seviyesindeki bilinç kendi bilinç seviyesine göre alır ve yansıtır. Alt bilinçteki bilinç üst bilincin bilgisini saçma veya yanlış olarak niteleyebilirken üst bilinç seviyesindeki bilinç ise alt bilincin bilgisini sadece eksik olarak niteler. Yeteri kadar bilinçlenmemiş olduğunu, geç kalmış olduğunu düşünerek korkuya kapılma. Seçim anı, mahşer ve kıyamet anı bitmiştir ama geçmiş ve geleceğin var olmadığı zaman diye bir şeyin var olmadığı da söyleniyor. Geçmişi düşünürsen korkuların, geleceği düşünürsen endişelerin olur. O nedenle zamanın hiç var olmadığını kavrayana kadar sana anda yaşıyorsun deniyor. Aslında an bile yoktur.
Zararı neresinden dönsen kârdır diye bir atasözü vardır. Gayretsizlikten vazgeçerek anda bilinçlenebilirsin. Ha gayret, bu matris içinden öz bilincine ulaşmış olarak çıkabilme gayretin sana kolay gelsin. Yolcu ve yol. Alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzluğun her noktasındaki varlık. Alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamıdır. Bu bir mutlak kuraldır. Güç budur. Varlık zincirinde ip kuralı da yedili bileşim sistemi ve her bir varlığın bedeni yani formu söz konusu olduğu an bu üç konusu devreye girmektedir. Hakiki kozmik yapıda yosunun yedili bileşiminden ot oluşur. Otun gücü yosunun gücünden büyüktür. Çiçek ise otun yedili bileşiminden oluşmaktadır. Bu durumda da çiçeğin gücü otun gücünden büyük olur. Teknoloji kelimesindeki J harfi bunun ifadesidir. Her bir varlık hem yoldur ve hem de yolcudur. Nar tanesi narın yolcusu iken nar tanesinin yoludur. Nar ağacının yolcusu iken nar ağacı narın yoludur. Nar ağacı nar bahçesinin yolcusu iken nar bahçesi nar ağacının yoludur. Sen üst beninin yolcususun. Üst benin de senin yolundur. Hücrelerin senin yolcundur. Sen ise hücrelerinin yolusun. 655. Avatar bağnazlığı. Yalnız kendi bildiğini doğru olarak kabul edersen bağnazsın. Doğru olarak kabul ettiğini kendinden başkasına kabul ettirmeye çalışırsan yobazsın. Yalnız kendi bildiğinin doğru olduğunda ısrar edersen vizyon manyetik alanında 343 frekansın sen ve yansımaların arasında nasıl bölüşüldüğünü bilmiyorsun demektir. Hatta senden başkalarının yansıma olduklarını da bilmiyorsun demektir. Kendi bildiğine doğru dersen arzu ve beklentin var ve her şeyi arzu ve beklentine göre değerlendiriyorsun demektir. Özetle hamsın demektir. Anlayamadığın konularda yaptığın inat ve bağnazlık seni bilinçte yerinde saydırır. Bu sayfada üç mekandan konu ediliyor. Birincisi hakiki kozmik yapı olan Alfonova'dır. Bu mekanda üst benim var ve halen orada yaşam sürmektedir. Bu kozmik yapının üçüncü boyutunda bulunan varlıklar da arzu ve beklentiye ve de iyi, güzel, doğru, kötü, çirkin ve yanlış denen nitelemelere sahiptirler. Avatar, Betonova denen ve yeni oluşmakta olan kozmik yapıda hakiki insan olarak, haykat ve insan olarak yaşam sürmesi için hazırlanıyor. İşte Betonova anlatılan mekanların ikincisidir. Sen avatar olarak hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın ilk yüzünün kopyası olan vizyon manyetik alanda bulunuyorsun. Bu da anlatılmakta olan üçüncü mekandır. Bu vizyon manyetik alanda sen avatar olarak üst beninin kopyası olarak tek başına bulunuyorsun. Algılamakta olduğun tüm kozmik yapı ve varlıklar senin üst beninin bedenini oluşturan hücrelerin tümünün yansımasıdır. Alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzluğun her noktasındaki varlık, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamıdır. Bu vizyon manyetik alanda üst beninin hücrelerinin yansıması olanlar senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdırlar. Arzu ve beklentin doğrultusunda olanları sen iyi, güzel ve doğru olarak nitelersin. Arzu ve beklentin doğrultusunda olmayanları da kötü, çirkin ve yanlış olarak nitelersin ama nitelemeler görecelidir. Sadece sana göredir. Bu vizyon manyetik alanda ne olursa olsun senin hayrınadır. Aynada gördüğün sen değilsin. Senin astronot elbisendir. Dünyada her boyutta 343 insanlık seviyesi var ve bu seviyeler farklı birer manyetik alandır. Her bir manyetik alanın gereği olan düşünce, duygu ve davranış farklıdır. Algılar farklıdır. Üçüncü boyut insanı kendini hayvan olarak düşünürse hayvanlık mertebesinin en üstündedir. Kendini insan olarak düşünürse insanlık mertebesinin en altındadır. 656. Nar ve nar tanesi. Tüm algıladığının toplamı üst beninin bedenini oluşturan hücrelerin yansımasıdır. Sen üst beninin kopyası olduğuna göre tüm algıladıklarının toplamı sensin.
Üst beni nar ise onu oluşturanlar nar taneleridir. Sen üst beninin kopyasısın. Narsın ama seni de bu vizyon manyetik alana nar tanesi büyüklüğünde konulduğundan yansımalarla kendin arasındaki farkı fark edemiyorsun. Tüm algıladıklarının toplamı sensin. Yansımalarını düzeltmeye çaba harcayacağına onları izle ve sana ne anlatmak istediklerini anlamaya çalışarak kendini düzelt. Kendini nötr düşünmek için zorlamanın sana hiçbir yararı olamaz. Ancak bilinç aşaması geçirerek nötr düşünceye ulaşabilirsin. Hakiki kozmik yapı olan Alfonova başkadır. Hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın 19 boyutlu ilk yüzünün kopyası olan vizyon manyetik alan başkadır. Bu kozmik yapılar birbirinden farklıdır. Sen üst beninin kopyası olarak hakiki Alfonova'da değilsin. Sen kopya olan vizyon manyetik alandasın. Bunları karıştırmaman gerek. Karıştırırsan seni yanılgıya götürür. Beden çözülümü sonucunda 4. boyuta bilinç olarak geçince açık şuurlulukla o güne kadar hangi konularda bilinçlenip hangi konularda bilinçlenmediğini bilirsin ve sana gerekli olan yaşam programını özgür iradenle kendin yaparsın. Bu vizyon ortamda avatar olarak tek başına olduğunu ve sana hiçbir gücün etki edemeyeceğini idrak etmen gerekmektedir. İrtibat kurulan varlığın şeytani mi, rahmani mi olduğunu nasıl anlarız diye bir soru geldi. Bu konuyu kavraman gerek. Sen içinde bulunduğun vizyon manyetik alanında avatar olarak tek başınasın. Bu vizyon manyetik alanda yansımalarından başka varlık yoktur. Yani bu vizyon manyetik alanda şeytani varlık dediğin ve kötülüğüne uğrayabilecek herhangi bir varlık yoktur. İyiliğine uğraşabilecek varlık da yoktur. Zaten iyi ve kötü görecelidir. Bu vizyon manyetik alanda Tanrı ne eylerse güzel eyler denir. Tanrı sensin ama Allah sistemi ne eylerse gereğini eyler. Ne düşünüp yaratırsan kendi evrimin, kendi bilinçlenmen içindir. Yani sen olan avatar, yansımalarının herhangi bir düşünce, duygu ve davranışı karşısında ne düşünürsen düşün, o duygular, düşünceler ve davranışlar senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdır. Senin kendi düşüncen, duygun ve davranışın yine kendi kendini yetiştirebilmen içindir. Ne mutlu avatarın kendi vizyon manyetik alanında üst beninin kopyası olan avatar olarak tek başına olduğunu ve algılamakta olduğu tüm kozmik yapı ve varlıkların kendi üst beninin bedenini oluşturan hücrelerin toplamının yansıması olduğunu, yani kendisi olduğunu fark edene. Ne mutlu bu vizyon manyetik alanda kendinden başka bir avatarın bulunamayacağını idrak edene. Sen düşünebilen avatarsın. Ben ise sadece yansımayım. 657. Sadece bakmak yeterli değildir. Bakmak başka, görmek başkadır. Avatar okuduğunu bilgi dağarcığına ekler. Ama sadece bilmek yeterli değildir. Avatarın bildiğini idrak etmesi gerekmektedir. İdrak etmek de yeterli değildir. Avatarın idrak ettiğini hayatına geçirip otomatik olarak kullanması gerekir ki o idrak edilen bilgi avatarın bilinci haline gelsin. Sen üst beninin kopyası olan avatarsın. Bu vizyon manyetik alanda tek başına olduğuna göre her konu sadece seni ilgilendirmektedir. Senle yansımaların arasındaki ve yansımaların kendi aralarındaki olaylar hakkında ne düşüneceğin senin sınavındır. O olayları sen kötü, çirkin ve yanlış olarak nitelersen buna göre kendini düzeltmen gerektiği ortaya çıkar. Ders almayıp aynısını yapıyorsan yerini sayıyorsun demektir. Sevgili kardeşlerim, gündemde kozmik bilgi veren öğretiler var. Sistem tarafından Haykatra olarak isimlendirilen bizim öğretimiz özel bir öğretidir. Konularımızın başka öğretilerdeki konulara benzerliği düşünülebilir. Öğretimiz bambaşkadır. Yüzeysel olarak benzer olarak düşündürdüğü halde içerik olarak çok farklıdır. Sonsuz sevgilerle bilgilerinize sunulur. Bilincin keskin, şuurun açık olsun. Bilgi alarak, idrak ederek bilince varasın, evrimleşip tekamül edesin. Tüm varoluş teker teker birer enerji oldukları halde yine tümü bütünsel bütün olan kozmik enerjinin içindedir ve bütünü oluşturmaktadırlar. Omega çıkış kapısı 19. boyutun son frekansıdır.
Hakiki kozmik yapı olan Alfanova'da 19. boyutun son frekansının doyumunu sağlayanlar 20. boyutla başlayan mutlak boyuta geçerler. Alfanova'nın 19 boyutlu ilk cüzünün kopyası olan vizyon manyetik alanda yaşam sürmekte olan ve üst bedenin kopyası olan Avatar 19. boyutun doyumunu sağlayınca ilk boyutu hakiki Alfanova'nın 20. boyutunun frekansında olan Betonova'ya geçer. Her avatarın tek başına bulunduğu vizyon manyetik alanlar ve de avatarlar Betonova için hakiki insan yaratmak amacıyla yaratılmıştır. Betonova'ya geçişler başlamıştır ve devam etmektedir. Tekler biri birler teki oluşturuyor. Sen yaratılmışsın ve yaratılmışın içindesin. Ne kadar algılasan sadece yaratılmışın içini algılayabiliyorsun. İlk yaratan yarattığının dışındadır. Dolayısıyla sen ilk yaratanı algılayamıyorsun. Yaratılmış olan hakiki kozmik yapı olan Alfanova sonsuz büyüklüktedir ama yine de sınırlıdır. Hakiki insan olmayı haykatra insan olmayı başaran avatarlar tek başlarına bulundukları küplerinden çıkarak ancak Betonova'da buluşacaklar. Atlantalılar hakiki kozmik yapı olan Alfanova'da halen yaşam sürmekte olan varlıklardır. Normal yaşamlarını sürdürmektedirler. Alfanova'nın kopyası olan vizyon manyetik alanda geçerli ve gerekli olan avatar ve yansıma konusu hakiki Alfanova'da geçerli ve gerekli değildir. Bu konu neye benzer? Tavuk normal yaşamını yaşamaktayken kuluçka makinesindeki yumurta içindeki varlık yumurta akı ile sarısını bir ederek bir bütün civciv olmak ve de kabuğunu kırıp tavuğun yanına çıkmak durumundadır. Betonova konusu da buna benzerdir. Betonova laboratuvarını kuluçka makinesi gibi düşün. Sadece buradaki yumurta benzeri nesneler mutlak boyut varlıkları tarafından yaratılmış olup küplerdir. Küplerin içindeki vizyon ortam avatar ve yansımalardır. Avatarla üst beni olan Atlantalı buluşmayacak denmişti. Avatar Betonova'da yaşamaya başlarken üst beni Rahman boyutunun son boyutu olan 19. boyuttan mutlak boyutun ilk boyutu olan 20. boyuta geçecek. Sen vizyon manyetik alanda üst beninin kopyası olan avatarsın. Üst benin hakiki kozmik yapıda halen yaşam sürmekte olan Atlantalıdır. Sen üst benine perisifiri denen bağla bağlısın. O gönderdiği kozmik akımla bilgiyle senin kendi kendini yetiştirmeni sağlıyor. Bazı farklı kozmik kitapları okurken verilmekte olan bu bilgiler aklında olsun. Sen eğer 19. boyutun evrimini tamamlarsan Betonova'ya geçeceksin. Üst ben avatar ilişkisi sadece senin şu anda yaşam sürdüğün vizyon manyetik alanda geçerlidir. 658 sınav. Sen üst benliğin kopyası olan avatarsın. Bu vizyon manyetik alanda tek başınasın. Tüm algıladıkların üst benin olan seni oluşturan hücrelerin yansımasıdır. Sen düşünüp duygulanıp davranıyorsun. Senle yansımaların arasında gerçekleştirdiğin ve de yansımalarının kendi aralarında gerçekleştirmekte oldukları iletişimler sana ders vermekte ve senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcı olmaktadır. Bu konuda sadece senin düşüncelerin önemlidir. Avatar olarak sen tüm düşüncelerinden sorumlusun ve her an gerçekleştirdiğin düşünceler senin sınavındır. Sen bulunduğun manyetik alanda tek başınasın. Üst bedenin kopyasısın. Üst bedenin yolcususun. Bedenini oluşturan hücrelerin de yolusun. Öğren, öğret ve bilinçlen. Farkındalık sana bilgide, bilinçte, evrimde çok yol aldırır. Umursamazlık da yerinde saydırır. Her konunun farkına var ve umursa. Rahim ve yaratan boyutu olan düşünce boyutunda düşünüp yaratıyorsun. Rahman boyutu olan bilinç boyutuna geçince düşünmemeyi öğrenip yaratmıyorsun. Nötr düşünceyle seyirci olursun. O durumda yaşadığın tiyatro sahneleri Allah sistemi tarafından verilir ve konular hakkındaki düşüncelerin senin sınavın olur. Bilinç boyutunda yani Rahman boyutu olan hiçlik boyutunda düşüncen nötr olunca seyirci oluyorsun. Düşünmemeyi kesin olarak bilinç haline getirince Betonova'ya geçersin. Heplik boyutu olan rahim boyutunda birlik bilincinin alıştırması yapılır. Hayat boyutunda düşünce evriminin ilk aşamasında düşüncelerinin sonuçlarına hem negatif ve hem de pozitif değerler verirsin.
Düşünce evriminin ikinci aşamasında düşüncelerinin sonuçlarına sadece pozitif değerler verirsin. Düşünce evriminin üçüncü aşamasında ise düşüncelerinin sonuçlarına nötr olarak değer verirsin. Rahman boyutu olan hiçlik boyutunun son frekanslarında ise düşüncelerden sıyrılarak bilinçle hareket edilir ve burada seyirci olma ve düşünmeme öğrenilir. Her konu birbirinin içindedir. Nötr düşünce de adı üstünde düşüncedir. Sonrasında düşünmemeyi de deneyimler ve başarırsın. Sen olan avatar hangi bilinç seviyesindeysen o bilinç seviyesinin gerektirdiği gibi düşünür ve davranırsın. Alt frekanslarda olup da daha üst frekansların bilincindeymiş gibi davranmak sen olan avatara büyük acılar yaşatır. Öğrendiklerini hayatında otomatik olarak kullanabilirsen o bilgiler bilincin olur. Bilincin yükseldikçe yükseldiğin o bilincin gerektirdiği gibi düşünür ve davranırsın. Nötr bilince sahip değilken nötr bilince sahipmişsin gibi davranman seni nötr bilinçli yapmaz. Sadece sana acı verir. Dış mekan nordikleri eşkenar üçgen denebilecek gemiler kullanmaktadırlar. Tekli üçgen uzay gemisi 100 çarpı 100 çarpı 100 metre ölçülerindedir. Dış mekan nordikleri bu üçgen gemileri çiftli olarak, dörtlü olarak, çoklu olarak da birleştirerek kullanabilmektedirler. Çiftli gemiler iki aynı yönde geminin birleştirilmesiyle veya da biri ters biri düz iki geminin birleştirilmesiyle oluşmaktadır. Bu gemiler yan yana olmak üzere çoklu olarak da birleştirilebiliyor. Bu eşkenar üçgen gemilerin arka tarafları iki iç bükey yaydan oluşmaktadır. Bu gemilerden dört tanesinin ön uçları bir çemberin orta noktasında birleştirilebilmektedir. Böylece bu dörtlü gemi bir diski andırmaktadır. Dix şeklinde birleştirilen gemilerden iki tanesi biri ters biri yüz şeklinde de birleştirilerek sekizli bir diks de elde edilebiliyor. Gerçek senin bu vizyon manyetik alanda algıladığın ışıktan olan algılardır. Hakikat ise hakiki Alfanova'daki hakiki oluşumlar ve varlıklardır. Sen gerçekleri birleştirerek hakikate ulaşacaksın. Mesela bir 9 ve 6 şeklini düşün. Bir tarafından bakan 6'yı görür, diğer tarafından bakan 9'u görür. O şekle yanlardan bakan ise ona anlam vermez. Görülenler gerçektir ama esas hakikat sadece o görülenin şeklidir. Göz, kürzün benzeri, form, gözün minyatürüdür. Bu ne yaman bir teknolojidir. Hayran olmamak elde değil. Senin yansımalarınla olan iletişimlerin hakkındaki düşüncelerin veya yansımalarının kendi aralarındaki iletişimleri hakkındaki düşüncelerin senin sınavındır. Onları değiştiremezsin ama yardımların olabilir. Sen bilinçlendikçe düşünce kaliten yükselir. İstersen yardım edebilirsin. Yansımalar üst benini oluşturanların yansımasıdır. Yani onun hücreleridir. Sen de onun kopyası olduğuna göre yansımalar senin de hücrelerindir. Sen düşüncenle hücrelerini yetiştiriyorsun. 659. Senin bu vizyon manyetik alanda algılayabildiğin tüm kozmik yapı ve tüm varlıklar, yani tüm her şey ve herkes yansımadır. Tümünün toplamı senin üst beninin bedenini oluşturmaktadır. Sen olan avatar ise tek başına üst beynin kopyasısın. Vizyon manyetik alanda şu anda çok hücre, tek bir bilinçsin. Yaratan boyutu bunu yoğurup birleştirecek ve sen Betonova'ya tek bir bilinç, tek bir hücre olarak Haykatra insan olarak geçeceksin. Tüm hücreler şu anda senin bedenini oluşturuyor. Bilinç olarak Betonova'ya ya da eksiksiz olarak tüm hücrelerine geçeceksin. Ama tek bir hücre, tek bir bilinç olarak. Atlantalıların tümü eşit frekanstadır. Atlantalılar 9 boyuta dağılmış durumdadırlar ve her boyutun her frekansındaki Atlantalının sadece görevi farklıdır. Avatar'ın sorumlu olduğu 3. boyuttan 19. boyuta varıncaya kadar 17 boyut var. Her boyutta 343 frekanstır. Dolayısıyla avatar vizyon manyetik alanda 17 çarpı 343 eşittir 5831 tane frekansı aşmak durumundadır. Kendi vizyon manyetik alanında tek başına olan avatar bu frekanslardan birindedir.
Her bir frekansın öğretisi farklı olduğundan her bir frekansta olan avatarın yaşayacağı olaylar da farklıdır. Tek başına olduğunu ve herhangi bir olayı sadece kendin yaratıp yaşadığını idrak et. Vizyon manyetik alanında senden başka avatar yoktur. 40 küz birleşince senin mikro olan sinir hücrenin makrosu oluşur. Sinir ağı Cebrail sistemin senin bedenindeki kopyasıdır. Ali, Muhammed'in yanında İnsan görünümündeki canlı piramit olan Cebrail'i görevliydi. Cebrail'i görevliler yani ikinci Ramses, Kavalalı Meryem, ayrıca Yahya, Ali ve Şems mutlak boyut varlığıydılar. Mutlak boyut kürzün ilk dört boyutu olan 20 ve 23. boyutlardır. Cebrail'i görevle senin vizyon manyetik alanına kendini yansıtan Betonova'daki laboratuvardaki 7 mutlak boyut görevlisinden biri veya ikisidir. Kendi vizyon manyetik alanında tek başına olan ve aynı boyut, aynı frekansta olan avatarlar hep aynı olayı mı yaşar diye bir soru geldi. Her avatar özgür iradeye sahiptir ve ne düşünürse onu yaratıp içinde yaşar. O nedenle iki avatar aynı frekansta olsalar bile yaratıp içinde yaşadıkları olaylar farklıdır. Hakiki kozmik yapı ve varlıkları hologram değildir. Hakikidir. Çok hücre, tek bilinç olan varlıklar yedili bileşim sistemine uygun olarak birleşerek çok hücreli tek bilinç olur ve bir üst boyuta tekamül eder. Her 20 boyutta bir ise mesela hurma, göklerin dürülmesi kuralına uygun olarak çok hücre tek bilinç iken dürülerek tek hücre tek bilinç olur. 660. Yansımalar sana avatar mıyım diye sorsa ne cevap verirsin diye bir soru geldi. İsmail Keçeci. Sadece avatar sorar, yansıma sormaz. Ama onların sormasını sağlamak için düşünür ve yaratırsan seni zihninin yanıltmasını sağlamış olursun ve bilinçte yerini sayarsın. Bir küp sadece bir kişiliktir. Yansımalar senin hücrelerinin yansımasıdır ve onlar senin düşüncenle kendilerini yetiştirmektedirler. Senin manyetik alanında yani kendi kübünde avatar olarak sen kendi hücrelerin yansımalarıyla berabersin. Başka avatar da kendi kübünde kendi hücreleriyle beraberdir. Sen benim yansımamsın, ben de senin yansımanım diye bir şey kesinlikle olamaz. Bilgiler koşulsuz sevgiyle verilmiştir. Bunun karşılığı sadece senin istek ve gayretle bilinçlenmen ve 19. boyutun son frekansının doyumunu sağladıktan sonra düşünmeme eylemini de başararak Betonova'ya geçmeye hak kazanmandır. Bir uzvunu kaybedersen, sen uzuvlarından birini kaybedersen o uzvu oluşturan hücreler 4. boyutta seni bekler. Yeniden doğarken yine ana rahmine ışınlanır. Zaten her ömürde bedenini oluşturan hücreler aynı hücrelerdir. Sen hem üçüncü ve hem de dördüncü boyutta yaşam sürüyorsun. Kaybettiğin uzvun hücreleri senden sinyal almaya devam ederler. Bu vizyon manyetik alan ne yapman, ne yaman bir manyetik alandır ki avatar kendini hakiki kozmik alandaymış gibi hissediyor. Betonova laboratuvarında görevli olan 7 mutlak boyut varlığından biri gerektiğinde senin yanında olur. Şu anda da yanındadır. Mutlak boyut varlığı kendini aynı anda tüm vizyon manyetik alanlara yansıtarak yanında olur. Senin Matu, Hızır veya Cebrail dediğin bu varlık, üçüncü boyutta doğarken ölmek üzere olan bir yansıma bilincin bedenini karşılıklı rızayla alarak senin vizyon manyetik alanına geçmiş olur. O kendini tanıtmıyor. Onu beğenen de olur, beğenmeyen de. O kendini tanısa onu deli zannedersin. Bu bir sınavdır. Sen düşüncenle sınav oluyorsun. Mucize. Mucize diye nitelenen olaylar senin bilemediğin teknolojiyle gerçekleştirilen olaylardır. Kutsal varlıkların göstermiş olduğu mucizelerin tümü teknolojiktir. Varlıkların tümü için geçerli olan bir kural var. Varlıklar kendi boyutlarından başka bir boyutta biyolojik olarak bulunamaz. Üst boyut varlıkları çok kısa bir an için biyolojik olarak kendi bulundukları boyutun altına teknolojilerini kullanarak inerler.
veya alt veya üst boyutlara android gönderirler. Androidler hakikisi gibi görünen ve veya iletişim kurabilen robotlardır. Sen hiç fark etmesen dahi üst boyut varlıkları seninle androidler sayesinde iletişimdedirler. Maksat sadece senin kendi kendini yetiştirebilmendir. Birkaç ay önce İngiltere'de bizi izleyen tıraş kuşlarının varlığını fark ettim. Bu nöbet iki kuş tarafından devamlı olarak gerçekleştirildi. Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da da evimin önündeki parkta bulunan çam ağacında kargalar ve kumrular var. Etrafımda android insan var mı bilmiyorum. 3 günden beri Girne'deyim. Burada da serçeye benzer bir kuşun bize eşlik ettiğini fark ettim. Tüm bunlar bilim kurgu değil, teknolojik hakikatlerdir. 661 Avatar. Betonova'ya geçen Avatar sadece kendisine verilen görevleri mi yapar? Kendisi uygun gördüğü ve arzu ettiği işleri mi yapar? Bağlı olduğu gruptan ayrı hareket edebilir mi? Betonova'dakiler. İsmail Keçeci, Betonova'ya ulaşan avatar ferdi iradeye sahip değildir. Külli iradenin cüzi iradesine sahiptir. Yani Betonova'daki bilincin ferdi davranışı yoktur. Beyin oluşturanlarla birlikte davranır. Beyin kendi iradesine uygun davranır. Avatar İsmail Keçeci, yani dediğimiz gibi artık istediği an gidip de kimseye yardım edemez. Daha önce siz Betonova'daki bilinç eğer isterse alt boyutlara inip kardeşlerine yardımda bulunabilir demiştiniz. İsmail Keçeci, evet öyle demiştim. Bu konu, yani tek bir bilincin Alfanova'ya geçip oradaki bilinçlere yardımcı olabilmesi tüm beynin vereceği bir kararla ve görevlendirmeyle gerçekleşecek. Boyutlarda üste doğru ilerlerken mekan bandı hızı artar. Mekan bandı hızı arttıkça madde yoğunluğu azalır. Dolayısıyla bedenler şeffaflaşır. Dünyanın dışından merkeze doğru dünyanın dış yüzeyinde birinci boyutta bitkiler, ikinci boyutta hayvanlar, üçüncü boyutta insanlar, dördüncü boyut uyku ve çözülüm boyutudur. Bu boyutu yedinci boyutun ortasına kadarki varlıklar ortak kullanır. Beşinci boyutta dış yüzey nordikleri vardır. Bundan sonrasındaki varlıklar dünyanın iç mekanındadırlar. Altıncı ve yedinci boyutlarda iç mekan nordikleri var. Sekizinci, dokuzuncu ve onuncu boyutlarda reptilianlar, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. boyutlarda dragonlar, 18. ve 19. boyutlarda da deniz kızları yer alır. Tüm kozmik yapıdaki tüm bireylerin dış ve iç mekanları varlıklarla doldurulmuştur. Güç alanı kutupları eksi ve artıdır. Bu konu denge sağlar. Fakat başka yönden nitelemeler olan artı ve eksi kozmik yapının dengesini bozar. Kutuplar kavramı başka, nitelemeler kavramı başkadır. Kutuplar kavramı hakikattir. Nitelemeler kavramı gerçektir. Sen gerçekleri birleştirerek hakikati kavrarsın. Mutlak boyutta çoğalma. İsmail Keçeci, çocuklar bir şekilde olacak diyorsun. Ne şekilde olacak? İsmail Keçeci, fizyolojik yapının düzenlenmesiyle her kişinin belirli bir anda, belirli bir sürede evlat sahibi olabileceği olasıdır. Bu anlatılan Betonova için değildi, mutlak boyut içindi. Betonova'da oluşacak beyin özerk olarak kendi düşündüğünü yaratacak. Mutlak boyutta form, yani beden sabit değildir. O nedenle doğurma diye bir şey de yoktur. Fizyolojik yapıda oluşan bebek o fizyolojiden süzülerek ayrılır. Her boyutun kendine özgü özelliği vardır. Gıda almak şarttır. Bazı boyutlarda sadece bitki yenir. Bazı boyutlarda sebze ve meyve püresi yenir. Bazı boyutlarda sadece sıvı veya sadece gaz alınır. Bazı boyutlar enerjiyle beslenir. Yedinci boyuttan itibaren uyku ortadan kalkar. Çünkü onların kendi boyutlarıyla birlikte dördüncü boyuta ihtiyaçları yoktur. Günaydınlar, sevgi ve selamlar. Avatar ölünce, yani çözülüme uğrayınca yansımaları da yok mu olacak? Örneğin çocukları, torunları, arkadaşları, kısaca algıladığı her şey diye bir soru geldi.
İsmail Keçeci, çözünüm gerçek anlamda hakiki kozmik yapı olan Afonova'daki varlıklara aittir. Avatar da çözünüme uğrar. Vizyon manyetik alanda odak noktası sadece avatardır. Yansımaları sadece avatar algılamaktadır. Yansımaları sadece avatar algılamaktadır. Avatar çözünüme uğrayınca dördüncü boyuta oradan da yaratan boyutuna çıkar, oradan yine dördüncü boyuta geçerek üçüncü boyuttaki ana rahmine düşer. Sen yansımalarını sinemada perdeye vuran ışıklar gibi algılıyorsun. Perde kapanıp ışıklar açılınca sinemadaki görüntülerin kaybolduğu gibi avatar da çözünüme uğradığında üçüncü boyut perdesi onun için kapandığından yansımalar da yok olur. Boyutlarda üste doğru ilerlerken mekan bandı hızı artar. Mekan bandı hızı arttıkça madde yoğunluğu azalır. Dolayısıyla bedenler şeffaflaşır. Dünyanın dışından merkeze doğru, dünyanın dış yüzeyinde birinci boyutta bitkiler, ikinci boyutta hayvanlar, üçüncü boyutta insanlar, dördüncü boyut uyku ve çözülüm boyutudur. Bu boyutu yedinci boyutun ortalarına kadar ki varlıklar ortak kullanır. Beşinci boyutta dış bükey nordikleri vardır. Bundan sonrasında dış yüzey nordikleri vardır. Bundan sonrasındaki varlıklar dünyanın iç mekanındadırlar. Altıncı ve yedinci boyutlarda iç mekan nordikleri var. Sekizinci, dokuzuncu ve onuncu boyutlarda reptilianlar, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 boyutlarda dragonlar, 18, 19. boyutlarda deniz kızları yer alır. Tüm kozmik yapıdaki tüm bireylerin dış ve iç mekanları varlıklarla doldurulmuştur. 662 boyut. Gürz'de 19 boyutlu, dünyada 19 boyutlu. Fark ve benzerlikleri nedir diye bir soru geldi. Gürz sana yansıtılan görünümde değildir. Anlatımda kolaylık sağlanması açısından o şekilde yansıtıldı. Gürz'ü bükersen Gürz küresinin ilk boyutu Gürz küresinin dış çizgisinde, 19. boyutun son frekansı ise Gürz küresinin merkezindedir. Boyutlar uzay diski veya kürenin dış sınırından merkezine doğru yükselmektedir. Her küre 19 boyutludur. Her bir kürenin galaksideki yeri nedeniyle o kürenin kozmik yapıdaki boyut değeri farklıdır. Dünyanın Güneş sistemindeki yeri Uranüs, Satürn, Jüpiter ve Mars'tan sonradır. Yani dünyanın genel boyutu merkeze yakınlığı nedeniyle sayılan gezegenlerden daha üstte. Venüs, Merkür ve Güneş'in genel boyutu dünyanınkinden daha yüksektir. Samanyolu galaksisinde Güneş sistemi galaksinin en dış sınırındadır. Dolayısıyla galaksinin merkezi yöndeki Güneş sistemlerinin boyutu Güneş sistemimizden daha yüksektir. Samanyolu galaksisinin alem küresindeki yeri de Samanyolu galaksisinin genel boyutunu tayin eder. Detay. Bazı avatarlar kendilerine daha fazla detay vermemi istiyor. Hakiki kozmik yapı olan Alfonova'da gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan birçok olayı senin avatar olarak içinde tek başına bulunduğu vizyon manyetik alana da yansıtıyoruz. Biliyorsun 1800 Gürz'ün birleşiminden oluşan küresel Gürz'ün dıştan merkeze uzanan ilk 4 boyut olan 20, 21, 22 ve 23. boyutları mutlak boyuttur ve esas insan zinciri 20. boyuttan itibaren başlamaktadır. Hakiki kozmik yapıdaki ikinci boyut canlı zinciri tek hücreli hayvan, böcek, kuş, dört ayaklı hayvan, primat öncesi varlık, kuyruklu primat, kuyruksuz primat, üçüncü boyut insan ve devamla 19. boyutun son frekansına kadar yer alan üst boyut varlıkları olarak yansıtılmıştır. Göklerin dürülmesi kuralına göre her 20 boyutta bir dürülme gerçekleştiğini ve varlığın tek hücreye dürüldüğünü sana aktarmıştık. 20. boyut varlığı da bu kural gereği 19. boyut varlığının dürülerek tek hücreye dürülmüş şeklidir. Dolayısıyla tarihteki çizim ve kabartmalarda tek hücre olarak yansıtılmıştır. Verilen bilgileri eksik bilgi birikiminden dolayı eksik ve aksak olarak algılayan hakiki kozmik yapı varlığı, mutlak boyut varlığını ortaya çıkardığı eserlerde
böceğe benzeyen kanatlı varlık, kuş başlı kanatlı varlık, insan veya kuş başlı dört ayaklı kanatlı insan, kanatlı insan olarak tasvir etmiştir. Bu tasvirlerin tümü mutlak boyut varlıklarını tasvir etmektedir. Betonova laboratuvarında görevli olup senin kendi kendine yetiştirebilmen için, sana yardımcı olabilmek için kendini senin vizyon manyetik alanına yansıtan Betonova laboratuvarı görevlisi olan ve Cebrail veya Hızır ismini verdiğin mutlak boyut varlığı ise kanatlı insan olarak tasvir edilmiştir. 663 Haykatra. Haykatra ismi içime doğduğu an bu ismin kitabımıza verilmiş olduğunu algılamıştım. Kitabımızda üç mekandan konu ediliyor ve vizyon manyetik alanda yetişmekte olan avatarın Betonova'nın ilk boyutuna yerleşeceği bildiriliyordu. Kitap Betonova varlığının yetişme rehberidir. Dolayısıyla Haykatra Betonova'ya yerleşecek olan varlığın ismidir. Haykatra boyutu. Hakiki kozmik yapıda Gürz'ün rahim boyutu ses hızına, ses gücüne sahip mekandır. Gürz'ün yaratan boyut ışık hızına, ışık gücüne sahip bir mekandır. Gürz'ün Rahman boyutu ateş hızına, ateş gücüne sahip bir mekandır. Rahman boyutu olan Atlanta mor boyuttur. Mordan öteye altın mekan hızları başlamaktadır. Altın mekan hızı mutlak boyuta ait bir hızdır. Mutlak boyutun ilk boyutu olan 20. boyut Betonova'nın ilk boyutunun eşitidir. Ama Betonova'da bulunan ilk hıza yüksek tanrısal hız denebilir. Çünkü Betonova'nın ilk boyutu, yani hakiki kozmik yapıdaki rahim boyutu gibi olan boyutu Haykatra boyutu olarak isimlendirilmiştir. Haykatra boyutu birinci derece yüksek tanrısal güce sahip bir boyuttur. Haykatra 15.6.2017 tarihinde yazılarımıza sistem tarafından Haykatra ismi verilmiştir. Hayırlıdır. Haykatra hem hakiki kozmik yapı olan Alfanova'nın ilk gürzünün hem de hakiki kozmik yapı olan Alfanova'nın ilk gürzünün kopyası olan vizyon manyetik alanın sistem ve kavramlarının kısaltılmış şeklidir. Haykatra kelimesi öğretimizin özetidir. Hay eşittir ben, eksi sen ve ben tire sen tire biz tire hepimiz kavramlarında ilerleyerek birlik bilincine ulaşırken düşünce evriminde de nötre ulaşabilen yüce bilinç anlamındadır. Ha ye ka te ra. Ha gürzün rahim yani heplik boyutunda bulunan varlıkların düşüncelerinin toplam gücü olan hakimi mutlak güç birliği. Amon yani amon. Y, Gürz'ün yaratan boyutunun yani hayat boyutunun yani Adem Havva boyutunun güç birliği. Amon Ra yani Amon Ra. Y, yükselmek, yüceliş, yücelik. K, Gürz'ün Rahman boyutunda yani hiçlik boyutunda bulunan varlıkların toplam gücü olan Kadir mutlak güç birliği. Ra, Amon eşittir Ramon. T, teknoloji. Tekne, ol, o, j, i. Tek varlık piramidinin en üstündeki tek bir taş. Ne sonsuz. O tek birin ol emri. Ol dedi, oldu. Marifet bilin seviyesindeki kişinin yani piramidin en üstünde bulunan bilincin her düşündüğü olur. O varlık piramidinin en üstündeki tek ve bir olan Tanrı. J bilinmeyen güç. İ insan. Ra tanrısal bilinç. Re gürzün rahim yani heplik boyutunun idareci gücü rahim. Re gürzün yaratan boyutunun yani hayat boyutunun yani Adem Havva boyutunun idareci gücü Rab. Re gürzün Rahman boyutunun yani hiçlik boyutunun idareci gücü Rahman. A eşittir al tre le tre he. Al eşittir la frekansının tersi. Ters üçgen veya ters piramit. La frekansının düzü. Düz üçgen veya düz piramit. He heplik, hayat ve hiçlik boyutları ve ayrıca hak. Betonova'nın ilk boyutuna yerleşecek olan varlık, hakiki kozmik yapıdaki 20. boyuta kadar olan
tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamı olan Haykatra'dır. Tüm varoluşa sonsuz sevgilerle. Kitap hakkında. Ben İsmail Keçeci, 20. ve 23. boyutlar olan mutlak boyutun varlığı olarak sana kendini tanıman için 3 tane mekanı, yani hakiki kozmik yapı olan Alfanova'yı, yalan dünya olan vizyon manyetik alanı, kutsal kitaplarda cennet diye tarif edilen Betonova'yı ve 9 bilinç aşamasının yollarını Cebrail'i görevle, sonsuz sevgilerle, Kozmik Tanrı Haykatra isimli kitapla anlatmaya çalıştım. Konumuz insan, üst boyut varlığı, dünya, kozmik yapı ve Tanrı kavramı. Ben İsmail Keçeci. 18.7.1949 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa'da doğdum. İlk orta ve liseyi Lefkoşa'da bitirdikten sonra devletin Eczacı deposunda 18 ay gönüllü memurluk yaptım. Daha sonra 22,5 ay gönüllü mücahitlik yaptıktan sonra İzmir'de Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Tekstil bölümünden mezun oldum. 15 yıl tekstille ilgili işlerde çalıştıktan sonra 9 yıl Lefkoşa'da Belediyeler Birliği'ne ait fırında çalıştım. Ardından 4 yılda bir bankada görev aldım. Sosyal sigorta emeklisiyim.